Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok acil, çok önemli bir haber için sizlerle birlikte video çekiyorum. Gerçekten aslında bugün video atmayacaktım. Ancak EA'den çok yeni, taze bir haber geldi. Dün gece bir haber geldi. Gerçekten çok önemli bir haber ve hepinizin de ilgileneceği bir haber. Belki duymuşsunuzdur, şu ana kadar Facebook gruplarında falan paylaşılmış olabilir. Ancak ben hiç Facebook grubuna falan da girmedim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum şu anda paylaşıldı mı. Ancak ben de EA FIFA Mobile'in Twitter hesabı bildirimleri açık olduğu için bildirim geldiği anda görüyorum. Ve gördüğüm zaman da direkt video çekebildiğim anda videosunu çekmeye çalışıyorum. Neyse, şimdi onu bunu geçelim. Yarın ne mi olacak? Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi yarın pazar sıfırlanıyor. Gerçekten çok ilginç bir şekilde yarın pazar sıfırlanıyor. Gerçekten abi çok saçma geldi. Yani bir anda verdikleri haberi gerçekten saçma geldi bana, ancak yapacak bir şey yok. Yarın sıfırlanmasına gerçekten çok üzüldüm. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda oyunun içindeyim ve artık videolara giriş yaparken böyle like atın, abone olun falan diyorum ya 1,5 dakika boyunca falan. Ben de kendi videolarımı bir izleyeyim dedim. Hani editlerken zaten izliyorum, ancak normal bir izleyeyim dedim. Gerçekten hani oralar birazcık sıkıcı oluyor. O yüzden videoyu başlayacağım, böyle giriş yapacağım, sonra hemen konuşmaya başlayacağım. Bu arada yani videoya girdikten sonra da aralarda da söyleyeceğim tabi, ancak videonun başında böyle 1,5 dakikalık konuşma gerçekten sıkıntı oluyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. Hemen bu videoya like atarsınız, gerçekten çok sevinirim. Ayrıca de kanala abone olup gönderi bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ekrandaki yorumu da videoların artık ortalarında çıkartacağım. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Geçen videoda Instagram'dan beni takip edip fotoğrafımı beğenen bir kişinin de Instagram hesabını ekranda göstereceğimi söylemiştim. Şu anda da ekranda o bir kişinin, şanslı kişinin, gerçekten tamamen şanslı seçilmiş bir kişi. Gerçekten şansla daha hatta seçmedim bile, seçeceğim yani. Ve şu anda ekranda fotoğrafı çıkmıştır. Onun fotoğrafını görüyorsunuz. Yani söz verdiğim gibi koydum. Ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Yine lafı fazla uzattım. Neyse, haydi bakalım. Şimdi sizlerle birlikte bir tane karşı atak maçı moduna girelim. Karşı atak modu maçına girelim. Ve gerçekten bu konu hakkında sizlerle düşüncelerimi de açıklayacağım. EA'in yeni sezonu hakkında gerçekten çok büyük şeyler, beklentim var. İstediğim şeyleri yapamayacağım galiba. Yani Eden Hazard'ı galiba tamamlayamayacağım. Gerçekten moralim bozuldu. Eden Hazard'ı gerçekten çok tamamlamak istiyordum. Tamamlayamayacağım için gerçekten çok üzgünüm, ancak yapacak bir şey yok, maalesef tamamlayamayacağım. Şimdi maçımız da başlıyor. Eden Hazard'ı tamamlayamayacağım gibi geliyor. Belki tamamlarım, sürpriz yaşanırsa, şanslı olursam son anda tamamlarım gibi geliyor ama çok zor. Gerçekten büyük bir hata yaptım. Bir gün oynamadım oyunu. Hani bir gün o tüm etkinlikleri tamamlıyoruz ya, günlük etkinlikler, yani çoğunuz tamamlıyorsunuzdur. Ben onu bir kere tamamlamadım ve her şey gitti maalesef. Gerçekten çok üzüldüm. Bu arada arkadaşlar, saçımla ilgili bir konu konuşacağım. Abi saçlar gitti ve hiçbir şekilde adama anlattığım şekilde adam kesti. Ancak ben tam istediğimi anlatamadım. Aslında her zaman aynı adam kesiyor. Ancak bu sefer bir değişik kesti. Keşke kestirdiğim zaman bir vlog çekseydim. Nerede hata yapmışız falan bunu gösterirdim. Neyse bakalım abi. 97 genlik bir rakip çıktı. Bakalım neler olacak maçta. Büyük bir ihtimal zaten kazanırım. Oyuna falan atmazsa oyun. Kazanırım zaten. Kazanmama şansım yoktur diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım abi. Videoda konuşmak için bir de karşı atak modu maçına giriyorum. Haydi sonra bir devre sonra maçını falan da oynarız sizlerle birlikte, gerçekten zevkli olacak. Yeni sezon hakkındaki görüşlerim, oyun nasıl mı olacak? Oyunu yeni sezon çıkacağı için istemeyen çok kişi var. Bence daha iyi olacak. Bakın, bence daha iyi olacak. Sinip geri döner mi? Yani tahmin ediyorum dönmez gibi geliyor. Yani %60'a %40. Sinip yine bozuk olur. Yani şu anki sistemle olur pazar. Ancak dönmesini %100 istiyorum. Gerçekten %100 istiyorum ve sizlere Sinip videoları atmak çok istiyorum. Sinip'in ne demek olduğunu bilmeyenler, yeni başlayanlar veya benim kanalıma yeni abone olanlar falan bilmiyor olabilir. Ancak Sinip oyundaki gerçekten çok önemli bir şeydi ve bence hile falan da değil Sinip yapmak. O yüzden Sinip gelirse gerçekten çok sevinirim. Sinip'i EA kaldırdı ve gelseydi keşke. Bak gerçekten Sinip dönseydi, geri dönerse çok sevinirdim. Ancak maalesef Sinip geri dönmez gibi geliyor bana. Bu arada 5-0 yapacağım herhalde. Şimdi 5-1 oldu. Yok 5-1 olmadı daha. Aynen şu anda oldu. Şu anda 5-1 oldu. Ve gerçekten kameraya baktığım zaman kendime ilginç geliyorum. Daha ben kendime alışamadım. Siz nasıl alışacaksınız bilmiyorum. Belki değişik gelmemiştir. Ya da gelmiştir herhalde. Değişik gelmiştir. Bir şaşırmışsınızdır. Evet arkadaşlar ve 6-1 7-1 oldu. Güzel abi. 7-1 öndeyiz. EA'in mesajını da birazdan göstereceğim. Hatta bu maçtan sonra Instagram hesabını ekranda göstermeyeceğim. Onu gösterdim zaten. Şeyi göstereceğim. Yorumu göstereceğim. Her videoda güzel bir yorum gösteriyorum. Yorumu göstereceğim. Sonra da bir tane Instagram hesabını göstereceğim. Gördüğünüz gibi 8-2 bitti. Evet arkadaşlar, şu anda ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz. Bu arada o arkadaşımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok efsane bir yorum yazmış ve gerçekten sizlerden çok güzel yorumlar geliyor. Bu arada abone olmaya da başladınız. Yani aboneler yine hızlanmaya başladı gibi biraz. Bir artış var gibi. O yüzden abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Gerçekten kanalın artması benim için çok önemli bir şey. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bu arada dörtlü geldi. Bir tane de şöhret fişi geldi. Şöhret fişi de 10.000 coins. Temizinden bir 10.000 coins. Güzeldir. Şimdi sizlerle birlikte hemen EA'in mailini açayım. Yani piyasa işlevselliği bugün saat 10'da bitiyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Böyle bir mail, böyle bir mesaj geldi Twitter'dan, EA'den. Gerçekten abi hiç iyi bir haber değil. Yorumlarına da bakalım. Şu şekilde abi 108'lik takım. Güzel abi, beğenelim 108'lik takımı. Gerçekten abi. Bak. Are you ready for season 2 demiş. %64 evet demiş. %36 hayır demiş. Ve 948 tane oy var. Bakın takipçi sayısına bakalım. 672. Yani çok aşırı sayıda bir takipçisi yok. Takipçisinden fazla oy gelmiş. Gerçekten önemli bir şey bu. Ve %36 hayır demiş. Bu hayır diyen sayısı 300 falan. Ve ben de hayır dedim. Gerçekten hazır değilim. Yani yeni sezon bir hafta daha geç gelseydi benim için gerçekten çok daha iyi olurdu. Bakalım başka neler yazmışlar. 110'luk takımlar falan var. Gerçekten güzel takımlar var. Bir daha FIFA Mobile oynamam diyor. FIFA Mobile oynarız yani. FIFA Mobile neden oynamayalım? Oynamam diyen de %7. Neyse arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte hemen devrin sonu maçına girelim. Evet arkadaşlar, devrin sonu maçına giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada devrin sonu maçı var. Umarım devrin sonu maçında kazanırız. Kazanmama ihtimalimiz yok zaten. Ancak inşallah kazanırız diyelim biz yine de. Belki bir sorun olabilir yani. Olmasın, kazanalım. Haydi bakalım şimdi. Gareth Bale. Gareth Bale 1-0 öne geçtik. Güzel bir golle, helal olsun Bale, sen adamsın. Haydi bakalım, gollerimize devam edeceğiz. Carroll. Noble. Raid. Kite çok güzel aldı. Kite. Dirk Kite. Kite. Kite ve dışarıya çıktı. Gerçekten üzüldüm şu an dışarıya çıkmasına. Gareth Bale bu arada 1-0 öndeyiz zaten. Çok da kasmaya gerek yok. Kuyate. Evet Pogba abi, geri çekmeseydim keşke, neyse top yine de bizde kaldı. Gareth Bale. Bale. Gareth Bale. Çok güzel abi, bak bu gol geliyor. Çok güzel bir gol geliyor. Çok güzel bir gol geliyor dememiş miydim size? Gerçekten müthiş bir gol geldi. Ve şu anda çok iyi oldu. Bu 2-0 olması güzel oldu. Sevindim yani. Hadi bu maçta challenge yapalım. 5 tane gol atmaya çalışacağım. Minimum 4 olsun hadi. 4 de diyebiliriz ama 5 hadi ya. Bu topu aldığım için 5 diyorum. 5 atmaya çalışacağım. Bakalım atabileceğim mi? Abi bunun olması lazımdı. Bunun gol olması lazımdı. Çok saçma bir gol kaçırdık. O yüzden birazcık zor. Kayıt oradan kafa atar ama. Abi Kayıt ilk defa isabetsiz bir kafa attı. Ancak karşısındaki adam Kayıt'tan biraz daha uzundu. Gayet normal. Kayıt'a hiçbir şekilde laf yok. Ancak 4-0 olacak maksimum büyük ihtimal. O da bu gol olursa. Yok abi. Çok pozisyon harcadık. Daniel Vez. Yok abi. Çok saçma oynuyorum. Yani golleri birazcık saçma atamıyorum. Hadi abi Kayıt artık güzel bir kafa vur. Ya da Rovaçeta böyle bir şey vur. Yok abi. 2-0 olduktan sonra oyunda gol atmak zorlaşıyormuş gibi geliyor bana. Yani sanki bana öyle geliyor. Bilmiyorum öyle mi? Bakın direkten çıktı şimdi de. Biraz şanssızlıkla başladı 2-0'dan sonra. 5-0 dedik. Ancak 3-0 bile zor olacak. Hatta o bile olmayacak galiba. Bakalım. Şu topu alırsam 3-0 yapayım artık. Bari 3-0 yapayım. Gareth Bale. 3-0 yaptık. Güzel abi. Aslında 5-0 olabilirdi bu maç. Gereksiz goller kaçırmasaydım. Bakalım abi şöyle. Bale alır mısın? Alamadı. Abi faul vermese şimdi. Yani Bale orada topa müdahaleyle kayabilmiş olsaydı işler değişirdi ve 4 olabilirdik. Bu arada rakip 3-1 yaptı. Helal olsun West Ham United. Bravo, helal olsun diyelim buradan onlara. Belki West Ham United'lı izleyen vardır. Çünkü sonuçta İngiliz izleyen var bizi. Belki West Ham United'ı tutuyor olabilir. Neyse zaten bizi anlamaz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dakika 90 oldu. Feghouli. Marco Reus kesmeyi denedi. Artık bitir hocam maçı. Begoli şimdi tekrar. Bıram. Royce kaydı. Hakem kart bile vermedi. Abi öyle bir kaydım ki adam arkadan ama hakem kart bile vermedi. Şöyle zıpladık. Evet abi artık maç bitsin yani, yeter. Artı bir bile verilmedi galiba, ancak maç bitmiyor. Ancak illa kalecinin dikmesi gerekiyor yani. Neyse, gördüğünüz gibi 3-1 şu anda kazandık bu maçı. Şimdi sizlere planlarımı göstermeyeceğim. Takımımın son halini göstereyim. Çünkü planları göstereceğim video sezon öncesinde son durumum olarak gerçekten harika bir video ile gelecek. Gerçekten güzel bir video çekeceğim ve çok önemli arkadaşlar. Sezon öncesi planı, market sıfırlanıyor ya. Hemen bir markete girelim. Bir markette Lukaku'nun bir değerine falan bakmak istiyorum. Bir bakacağım. Buradan Roma çıksaydı iyiydi. Bana Roma lazım çünkü. Hemen pazara girelim. Mesela buraya Roma yazalım. Fişler altın. Direkt alacağım bulduğumu. Çünkü Roma'yı almam benim için çok önemli. Şöyle 14.000 yazalım da. Direkt abi 14.000 yazınca buraya da 25.000 yazalım. Bakalım. İnşallah çok fiyatlar artmamıştır. Ancak arttıysa gerçekten hak ederek artmış. 4 tane daha alacağım. Market kapanmadan benim bunların tamamını almam lazım. Bu arada EA'in saatine göre, yani o EA'in bulunduğu saate göre saat 10'da sıfırlanıyor. Bize göre saat 10'da bile değildir belki, bilmiyorum. Şimdi abi bunun son durumunu göstermeyeceğim, devrin son etkinliğini falan. Şöyle takımımı göstereyim sizlere. Takımım gördüğünüz gibi bu şekilde 4-3-3 dizilişini kullanıyorum şu anda ve toplam takım geni önemli olduğu için bu şekilde göstereyim. Toplam takım genim 104 ve ben minimum 106 olmasını çok istiyordum. Ancak Eden Hazard'ı abi o videoda göreceksiniz, sezon öncesi etkinliğin. Çok, yani çok sıkıntıdaydım, böyle tam son anda yapacaktım. Şu anda çok sıkıntıya girdim. Oyunu full oynamam lazım ve oynayacak zamanım gerçekten yok. Zaten videolar bu yüzden hep gelmiyor. Zamanım olsa her gün video atarım. Çünkü kanalın aktifliği önemli. Zamanım olsa dediğim gibi her gün video atarım. Ancak sıkıntı yok. Sizler için videolar yetiştirmeye devam edeceğim. Bu şekilde videolar yapmaya devam edeceğim. Sakın bizden ayrılmayın arkadaşlar. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Instagram hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Yani hesaplarımdan, o lafın gelişi hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca de arkadaşlar şuralardan çıkan videolar, güzel videolar, hala videolara gitmediyseniz veya Instagram'a gitmediyseniz şu videolara gidin artık. Yani bir yerlere gidin. Ve şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve birazcık bekleyelim. Şu 20 saniye süre bir dolsun, sonra bay bay deriz. Ve bay bay.